Herkese merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 17.30'da sizlerleyim. Bugün sizlere dişlerinizi nasıl evde daha beyaz tutabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Küçük bir kür hazırlayacağız. Eminim evde hepsi vardır. Videoya geçmeden önce de bir like butonuna çekerseniz çok ama çok teşekkür ederim. Destek olması açısından sanırım YouTube'da en çok teşekkür eden YouTuber ben olabilirim. Ben gene de teşekkür ederim yanımda olan, destekleyen herkese. Şimdi gelelim bu küre. Bu kürü arkadaşlar siz isterseniz her gün yapabilirsiniz. Dişiniz olması gereken beyazlığa ulaştığında durun, bırakın ya da haftada bir yapın. Siz bilirsiniz ama sık rutin halinden çıkartın. Dişlerinizi fırçalamaya devam edin. Şimdi gelelim, ne uygulayacağız? Hepimiz biliyoruzdur. Bir karbonat alacağız. Ne kadar karbonat alacağız? Şöyle hemen üstü silik olacak şekilde 2 tatlı kaşığı karbonat alıyoruz. Şöyle diğer kabıma şu 1. Şu da 2. Karbonat onu yapar. Bakın arkadaşlar, şunu kullanıyorum, bu da böyle yapar demeyeceğim. Hepsini açıklama kısmına eklemiş olacağım. Meraklı olan arkadaşlar okuyabilirler. İçerisine pirinç unu koyuyorum arkadaşlar. Herhangi bir un değil. Pirinç unu olmak zorunda. Yine onun üstü silik şekilde sadece bir kaşık koyacağım. Şimdi bundan sonra ekleyeceğimiz iki tane daha şey var ama bunu daha hızlı yapmanız lazım arkadaşlar. Hemen ekleyip dişinizi fırçalayacaksınız. Bir tane tatlı kaşığı olacak şekilde limon suyu ekliyorum. Ekledim. Ardından ise iki tane üzüm sirkesi ekleyeceğim. İki tatlı kaşığı. Bir güzel karıştırıyorum. Böyle hafif bir macun kıvamı alacak arkadaşlar. Bakın. Şu kıvamı alacak. Dişlerinizi fırçalayacaksınız arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Çok diş macunu kıvamında değil. Bol bol alın. Bol bol kullanın. Bu arada kokusu için kusura bakmayın. Tadı da çok kötü. Onu da farkındayım ama bazı şeylerin bedelini ödemeden güzelliğini alamıyorsunuz. Onun için katlanacaksınız. Aldım. Dişimi hızlıca 3 dakika boyunca fırçalayacağım. Kusmayın. Rica ediyorum, kusmayın. Çıkarmayın da. Dişleriniz bir tona kadar beyazlayacak arkadaşlar, çok rahat bir şekilde. Siz lavaboda rahatça kusabilirsiniz. Kusura bakmayın, şu an görüntü çok kötü, farkındayım. Ve bu kadar arkadaşlar. Dişleriniz hani o bembeyaz bembeyaz mavi alt tonlu bir beyazlık değil tabii ki de, onu ancak diş beyazlatma gibi bir kozmetik uygulamalarla elde edebilirsiniz. Ama dişinizin olabildiğince berrak olmasını sağlamak istiyorsanız, diş taşıydı, tartardı vesaireydi, onların gitmesini istiyorsanız diş tonunuz tabii ki de açılacaktır. Bu dediğimi her gün uygularsanız, akşam yatmadan önce bunun üzerine isterseniz kendi diş fırçanızla da diş macununuzla da macunlayabilirsiniz, ağzında o koku kalmasın. Emin olun tonu olabildiğince en üst seviyeye kadar açılacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videoya like kondursanız çok teşekkür ederim. Videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı ve çana basarak da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 17.30'da karşınızdayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Konuşamadım da bir oraya gülüyorum.